Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Fotoğrafçı. Kardeşler, haşir, halet, emel, ben ne bileyim, bir sürü şeyler olacak herhalde bu akşam. Tamam. Ondan sonra okuyayım. Mağaza, yani katılımcı olabilirsiniz ya, ama değecekse. Lezzetlerden hiç kimse tam manasıyla muradına nail olamaz, olamıyor. Bu dünyada böyle bir şey yok. Yani hiç kimse bu dünyada lezzetlerine nail olamıyor. Niçin olamıyor? Onu anlatıyor. Bak şimdi. Ne acayip bir şey. Şurada diye pardon. O kafirin haletini anlatıyor. Ondan sonra alayım şuradan notada. Lezzetlerden hiç kimse tam manasıyla muradına nail olamaz. Hüküm bu. Niye? Ya o lezzetlerin ömrü kısa olur. Bir lezzeti düşünün. En fazla 10 dakikadır. Ondan sonra çorba olur yani. Değeri düşüyor. Böyle fıtrata uygun değil yani. Ne cihette bakarsanız bakın, bu insan buralı değil ya. İnsan buralı değil. Böyle olamaz. Bazen bir aletimi söyleyeyim mi size? Paylaşayım mı size? Bir aletim yani. Pek bunu demek istemem. Çünkü şizofreni veya deli diyecekler diye biraz korkuyorum. Ama herhalde öyle de olmuşuz gibi geliyor bana. Şimdi... Benim söylediğimi hayal edebilecek misiniz? Hayal edin bak. Bir tahta koyun altına sen. Böyle. Tahta. Üzerine girin. Basın. Böyle. Tamamen sana yapışsın bir tahta. Çakın. Bir plastik. Tamam mı? Çaktınız mı? Buraya da bir tahta çakın. Ya gelen gelsinler arkadaşlar, şey yapmayın. Buraya da bir tahta çaktınız mı? Ha? Arkaya da çakın bir tane. Bir şey anlatacağım da bakayım sizde var mı? Çaktın mı abim? Bir de öne çak. Tabut. Tamam mı? Tabut ne olur bir hayal et. Altında da tahta var. Üstüne de tahta koydun. Tamam. Öne de koydum. Tam yapışık olsun ama. Elim böyle. Tamam. Tahta. 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 Ama boşluk yok. Dokunuyorsun. Tamam. Şimdi suratını atsınlar. Orayı kessinler. Her taraf sana sıkıyor. Böyle bakıyorsun ya. Tahta sıkışmış. Tamam, böyle bir kutunun içinde misin? Şimdi dışarıya buradan bakıyorsun. Burayı kaçırma. Buradan bakıyorsun. Bu kutudan. Kutunun içinde olduğunu hissedersin değil mi? Dokunuyor ya. Öyle. Kutunun içinde bakıyorsun değil mi? Arkadaşlar bazen bana beden böyle oluyor bazen. Kutunun içinde bakıyorum gibi geliyor. Bana temas etmiş, sıkmış beni. Böyle bir haletim olmasa bu misal olmaz. Bir şey fikredilip, hissedilip, mahsedilirse misale dönüşür. Kutunun içinde bakıyorum ya. Hele hele namazda sarık var ya, Araplar gibi başörtü atıyorsun ya.
arttığım zaman secdede kapatıyor kenarımı ya. Hiç kimseyi hani örtüyor ya başörtü. O kadınlar o başörtü. O kapattığı zaman kalkasım gelmiyor, istemiyor. O oraya sıkıştım. Hep bütün dünya o zannediyor. Bu nasıl bir yerse böyle, sırf o siyah bir yer böyle, her şey orası. Yani kalkamıyorsun. Mesela bu son tarihlerde benim şu tahtanın içindeyim ya. Burnuna seyrediyorum. Hatta çeviremiyorum da kafayı. Çevirme şansım yok. Tahta robot diye. Tahtanın içindeymiş gibi hissediyorum. Yani beden bana böyle geliyor bazen. Onun için değmiyor. Hakikati da budur. Çünkü insan denilen şey neyi kastediyorsun? Bedensen, böyle değilsin. Eğer ben derken insan, insanlığını kastediyorsan, insandan ne anlıyorsun? Ruhsan, aynen benim dediğim gibi, kutunun içinde sıkışmış kalmışsın. İnsan derken bedeni kastediyorsan bu olmaz. Ama kaya, dağlar, Karadeniz'in kayaları serttir. Su yumuşaktır. Şah, şah, şah. Vura vura oyuyor mu? Sert oyuluyor, yumuşak oyuyor. Bunları diye, tefekkür ede, konuşa. Artık fikirden hisse dönüşüyor. İnanmasan bile inanmaya başlıyorsun. Bir yalan söylüyorsun. Sonra dönüp dolaşıp köyün başında tekrar sana gelince sen de inanmıyorsun. Gibi oluyor biliyor musun? Külliyatta buna benzer bir misal var abi diyor. Menzilin şişeden olduğu için sen çok yakın zannediyorsun. Evet. Ve elinin yetişeceğini zannediyorsun. Yani sizin aslında misalinizle çok uyuşan bir şey. Evet. Altı tarafından. Ruh yani bedene kayıtlı kalmak istemiyor. Ama alemi şehadet imtihan kayıtlı gereği aynı dediğiniz gibi tahtalarla sıkıştırmış. Ama şunu hissetmek çok önemli. Şimdi arabayla gidiyorsun ya, araba kullanıyorsun, tamam mı? Şurada cam, şurada direk ya. Evet. Burada yan şey kapılar. Şimdi söyle, arabada olduğunu hissediyorsun değil mi? Evet. Arabanın dışında olduğunu herhalde olmaz araba kullanırken. Arabanın içinde o. Çünkü sana hissettirir şu direkler. Tavan hissettirir. Hele benim gibi adam basık bir arabaya binerse, öyle. Japon arabaları öyledir, basıktır böyle. Hissedersen o tepeme birisi binmiş gibi. Böyle içeride olduğunu hissedersin. Böyle içerideyim ya. Sonra baktım ne işe yarıyor? Hastalık, musibet, panik atak, depresyon, ailevi sorunlar, gitti, geldi, Suriye, Rusya, bu mu? Ders oldu, olmadı. Artık seni ala kadar etmez oluyor. Onun için şizofreni, manyaklık ya, Allah sizi bundan korusun diyeceğim, diyesim gelmiyor. Demeyeyim. Böyle olsun. Yani böyle içeride olduğunu hissediyorsun. Evet neyse, kutunun içindeyiz. Anladın mı? Adı neydi ya? Hakan. Hakan. Kutunun içindeyiz. Bir delik vermişler. Robot gibi. Dönüyoruz böyle. İçeride hissetmek. Bir insan, şeytanın en büyük tuzağı cesede sensin dettirmesidir. Şeytan kendine tabi olanı kendisini unuttururmuş. En büyük tuzağı. Ne demek o? Cesede ben dettirmesi şeytanın en büyük tuzağıdır. Tuzağıdır. Bedensel hastalıklarına ben hastayım. Bedensel arızalar ben arızalandım. Bedene gelecek ölümü ben öldüm dettirmek için bunu yaptırıyor.
Ne kadar bedene ben diyorsak o kadar azap çekeceğiz. Ne kadar bedenden farklıyım hiç umrunda olmayacak. Mesela arabanın lastiği patladı. Eyvah panik yapamıyorum. Yok kardeşim ne panik yapayım. İn aşağıya kır 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 patlayacağım. Hurda olmuş. Başka araba alacaksın ya. Kan dolaşımı tansiyondur, kalptir. Hep böyle bundan aşarsın. Çünkü sen bunu kullan. Arabadır ya. Tansiyon demek arabanın hidroliği demektir ya. Bu dünyadaki lezzetlerden hiç kimse tam manasıyla muradına nail olamaz. Niçin? Çünkü ya lezzetin ömürleri kısa olur veya insanın ömrü kısa olduğundan muradına yetişemez. Ya lezzetlerin ömrü kısa, bitiyor. En cazip lezzetli 10 dakika. Bitti. Ya senin ömrün kısa, ya onun ömrü kısa. Muradına nail olamaz. Ancak o lezzetler ve o nefis şeyler ibret ve şükre sevk içindir. Onlar ibret için, şükür içinmiş. Yani yapılanmak için içini. Şükür. Şükürü kim yapar? Farkındalığı fark edendir. Farkı fark eden şükreder. İçe taşınan da hamd eder. Araba kullanıyorsun. Dağa çıkıyorsun. Viraj alıyorsun. Otoban. Yolda tesisler var değil mi? Vesaire. Kasisler var, virajlar var. Arabaya. Yolun başlangıcı belli değil. Çünkü dünya yuvarlak olduğu için yol ne kadar gidersen bir ucu yok. Ucu bulamazsın. Tamam. Şimdi yolun gelişine bakın. Gidişimiz de belli değil. Nereden nereye? Kimden kime olursa olsun. Yol. Yolda giden araba. Sen. İşte o yolda arabanın gitmesi şükür. O yol ve o yol hamdtır. Yolda gözüküyor şükürlerde. O yol, istasyonlar, viraj, bela, musibet, hastalık. Tamam mı? Çukurlar, olumsuzluklar. İstasyon, hayatımıza yüklendiğimiz mesuliyet yerleri. Anladın mı? Araba sürmek orada şükür. Hani hamd üzerinde hareket ediyoruz. Hamd'dayız. Şimdi anlamak için tabii böyle bir misal verdim. İnsanın ya ömrü kısadır ya lezzetin ömrü kısadır. Ancak o lezzetler ve o nefis şeyler ibret ve şükre sevk içindir. İşte dedik ya şükür kim yapar? Fark eden yapar. Çünkü onlar Cenab-ı Hakk'ın ehli iman için cennetlerde isar ettiği hakiki nimetlere nüminelerdir. Hatımıza ne geliyor lezzet adına, keyif adına, güzellik adına? Hepsi nümineymiş. Vitrine konulup aslı depoya davet için. Aslı orada. Allah aşağı hulfu vaat eder mi? Allah hilaf söyler mi? Şimdiye kadar Allah hangi sözüne durmadı ki? Yani Allah haşa dese ki bizi, seni cennete götürüyorum, bizi buraya getirsen. Yok, bu dünya demiş ki, şey yok yani. Dünya budur demiş. La rahate fid dünya ila daril ahire. Hatta demiş ki, dünya ahirete göre zindan hükmündedir. Tamam, tuttu mu sözünü? Hatta acayip de yani. Ha, Allah diyor ki ne demişse tuttu. Hepsi var yani. Diyor ki burası zindan. E sen de burada huzur arıyorsun. La nefes alamazsın, ışık yok. El yordamıyla yemek yiyeceksin. Ne yediğinde belli değil. Zindan ya, zindan. Zindanla hiç yattınız mı? Allah. Yani birkaç gece yattık tabii. Tuvaleti de aynı yerde yapıyorsun. El yordamıyla duvara bakıyorsun. Ve neyse
Yani kıble mible de yok. Kıble, aşağıda yapmak belli değil çünkü senden önce kim bir şey yapmış belli değil. Anladın mı? Böyle korkunç bir şey yani. Zindan işte. Bu dünya zindanmış. Ahirete göre. Bak. Yani burası böyle bir şey. Zindanı böyleyse cenneti nasıldır? Şimdi cenneti nasıldır? Cenneti öyleyse cemali nasıldır? Bize var. Ya. Çünkü cennetle alakalı ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kalbi beşer hatırına getirmiş. Hayal edilememiş. Cennet adına neyi hayal ediyorsanız orası cehennem, zindan gibi. Cennet değil. Cennet değil yani. Neyi hayal ediyorsan değil yani. Çünkü cennet cenneti göz görmemiş, kulak işitmemiş, insan hayal edememiş. Hakikaten bir girmek lazım ha oraya. Yani yaşamasam bile bile bir göreyim ya, bir girip çıkayım ya, nasıl bir yermiş ya. Allah mübalağa yapar mı ya, tövbe estağfurullah. Anlatıp bitiremediği bir yer. Ulan bir gireyim mi çıkayım ya. İdris aleyhisselam öyle dedi. Ya Rabbi çıkacağım dedi ya. Bir bakayım şuna dedi. Bir girdi. Çıkmıyorum ya. E söz vermiştin. Tamam ama cennete de her istedikleriniz oluyor diye sen de ya Rabbi söz verdin. Ne kadar yanmış ya. İdris bir de Karadenizli galiba. Lazmış biraz. Ya Rabbi sen de söz vermiştin ki cennete ne istiyorsanız olacak. Vay be. Ben de bunu istiyorum. Helal olsun. Çok güzel. Gelmedi bir daha. Peygamber tıpış tıpış Miraç'tan indi aşağıya. Hasan'a bir şey anlatayım diye. Ulan ben cennete gideceğim. Resulullah değil mi? Miraç da gitti. Cennete girdi. Cehennemi gördü, girmedi. Daha acayip yerlere gitti. Garip yerlere. Ama gene geldi ya. Bir hadis okudum bugün. Güzide eşi Ayşe validemiz. Ya Resulallah. Buyur ya Ayşe. Şu peygamber nasıl bir peygamber ya. Deli oluyorum. Ölü güveniyorum ki onun şefaatine. Artık gözüm bir şey görmüyor. Bak şimdi. Bak ne yapacak bak. Bak şimdi müjde mi değil. Ya Resulallah. Buyur ya Ayşe. Bana dua eder misin? Ondan sonra. Ramazül Hadis'te geçiyor. Kaynaklı. Yani beni gördüm. Bana dua eder misin dedi. Ya Rabbi, Ayşe'nin dedi, günahlarını, kusurlarını affeyle. Çok sevindi, o kadar sevindi ki. Allah o duayı reddetmez, biliyor. Çünkü biliyor başka hadiste ki, Allah kabul etmeyeceği duayı kulunun ağzına vermez. Hele peygamberin ağzına vermez. Çok sevindiğini gören peygamber sormuş. Ya işte. Çok mu sevindin? Evet ya Resulallah. Dünyalar benim oldu. Biliyor musun? Ben 5 vakit namazımın sonunda ümmetime böyle dua ediyorum. Anladınız mı? Ümmeti olmayı Allah nasip etsin. Ümmeti olduk mu gerisi kolay. Ümmetime 5 vakit namazda. Senin adın neydi? Coşkun. 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 Aşağıdaki araba beyaz senin. Öyle dediler Coşkun. Abi şeymiş o. Kimin? Ha. Allah Allah. Müjdeyi gördünüz mü? 5 vakit dua etmiş sana. Ayşe'ye demiş ama sana da etmiş. Torpil yok. Hemen ne yaptı? Genelledi değil mi? Ne şefkati peygamber ya. Ulan ben Miraç'a gideceğim, bir daha geleceğim ben sizin için. Mümkün mü? Gelme. Bir gideyim görürsünüz. Ama gelmiş. Peygamber gelmiş. Bizim için. Çünkü onlar Cenab-ı Hakk'ın ehli iman için cennetlerde izhar ettiği hakiki nimetlere nüminelerdir. Hakiki değil. Bu çakma buradakiler. Sanayi. Çakma hakiki değil. Bak hakiki diyorum. Bu nasıl?
Yani asıl değil. Ve o müzeyen masnuat-ı faniye, o süslü fani masnuatlar, sanatlar fena ve Adem için değildir. Ama fena için, yokluk için de değil. Ya ancak onların suretleri ve misalleri, onların suretleri ve misalleri, yani bizdeki uyandırdıkları manaları, suretleri, suretleri, görünüşleri, bize taşınan şeyi, kalpte uyanan ve ruhta zevk edilen neticeleri alınır. Alemi bekada, ehli beka için ebedi manzaraların yapılmasına medar olurlar. Yani mesela bende bir tuhaflık var, sizde de oluyor. Geçmişimi hatırlıyorum. Hadi kötü geçti anlar. Ah ah desim olur. Ama iyi geçmiş günlere bile de ah ah diyorum ya. İkisini de ah ah diyorum. Nasıl oluyorsa. Hani güzel geçmiş, hani kötü geçmemiş. Namaz kılmışsın, bir cenazeye gitmişsin, düğüne gitmişsin. Bir geçmişim var ya. O günlere bile ah tamam. Kötüyü de ah ah. Yani hakikaten geçmiş böyleymiş. Bu ne biçim dünya? Nasıl geçiyor? Niye geçiyor ya? Geçiyor ne demek ya? Hiç bana uygun değil burası. Ben yabancılık çekiyorum burada. Bu dünyada yabancılık çekiyor. Bana uygun değil ya. Sana uygun. Adın neydi ya? Unuttum. Barış. Barış. Kusura bakma. Ben hakikaten yabancılık çekiyorum ya. Hakikaten gurbet ya. Bak ruhunun istediği yer değil Barış. Bir anda her yerde olmak istiyorsun. Ah ah yok. Mazi müstakbel ne demek? An ve an bütün zamanları yaşayacaksın. Bütün anları yaşayacaksın. Yaşadığını da bilmeyeceksin. Her an her lezzeti alacaksın. Bir an bir ana da benzemeyecek. Hoş değil mi? Keyif veriyor. Böyle bir şey var. Çünkü niye? Bura niye zindan? Çünkü bir an bir yerdeyim. Bak buradayım, orada değilim, orada değilim. Geçmiş var, geleceğim var. Her lezzeti her an yaşayıp bir anın bir ana benzemiyor. Hakikaten zindan. Bak bir anda her yerdesin. Hiçbir yerde değilsin. Her an her mekandasın. İsin değilsin. Yaptığın bütün sonsuz nimetleri anda yapıyorsun. Bir tane basamak, yani bir öncekisi bir sonrakisine sonsuz benzemiyor. Hiç benzemiyor. Yani zindan değil mi şimdi buna göre? Hakikaten zindan. Zindan tabiri bile hafif kalır. Biraz teşekkürü insanın böyle ciddi boyutları var. Ne olacak biliyor musunuz? Merak ettim. Ahirette ilk adımınız var ya cennet. Hani bir anda aldığınız lezzeti ikinci anda aldığınızla hiç alakası yok. O zaman ilk aldığınız lezzeti size söyleyeyim. İmanınızı koyun tencereye. Hislerinizi, lezzetlerinizi baklavadan, cinsellikten, elmadan, gezmekten, çocuğunu sevmekten ne kadar pozitif, huzur, mutlu, saadet yaşamışsın. Senin adın neydi? Umut. Umut. Pozitif adına hepsini tencereye koy. Karıştır, 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 karıştır. Tek bir şey yap. Cennette senin ilk başlayacağın lezzet bu. Komplesi ha. Sen kaç yaşındasın? 18. Daha yaşın ufak. Ben 50 küsür sene. Baş senin ne kadar? 29. 29. Yani bütün lezzet ilk adım bu yani. İlk adım. İkinci adım ne olur Barış? Çok acayip olur değil mi? Ama şu senin bu ömrüne kadar aldığın lezzetler var ya. Hepsi şu anda cesedini yüklense ceset ne olur biliyor musun? Ceset yanar. 500 bin voltluk ceyran kebanı senin evine direkt bağlasak, trafo hiç böyle şey olmasa, ne olur elektrikçi sensin değil mi? Bina uçar değil mi? Direkt bağlasak. İyilikli kötülüğü götürürsün Barış. Tutacaksın böyle, tamam mı? Kabloyu tutabiliyorsan. Kebanı direkt bağladık evine. Duman olursun, duman. 29 sene aldığın pozitif,
lezzet, surur, neşe, saadet, gezdiğin, çocuğu sevdiğin cinsellikten, ekmekten, armuttan, baklavadan, hepsini topla topla bir anda cesede enerji verelim. Ettir de yani et bu. Yani öyle garip bir şey değil ya, bildiğimiz ettir işte. Duman olur, duman. Ha, cennette ilk basamağın bu olacak. Allah Allah. Ancak onların suretleri ve misalleri, manaları, neticeleri alınır. Alemi bekada, ehli beka için ebedi manzaraların yapılmasına medar olurlar. Yahut ebedi alemde sani ebedi istediği şekillere sokar. Bu bildiğimizdi. Dedik ya, bütün lezzetlerini, saadetlerini, bak bir şey diyeceğim şimdi, çok korkunç, bundan hiç benzemeyecek şimdi. Başka bir şey söyledi şimdi. 29 sene değil mi? 29 sene lezzetini, keyfini, huzurunu, saadetini topladık, ilk basamak. Bu birinci yöntem. Veyahut diyor, buna hiç benzemeyecek. Allah ne yapacaksa bilmiyoruz. Ne dedi bak, buradan çıkıyor. Yahut ebedi alemde sani ebedi istediği şekillere sokar. Onu bilmiyoruz. Bu bizim yürüttüğümüz mantık. Düşünülmemiş ama ben düşündüm. Böyle de değil işte. Ne, ama şunu kesin biliyorum ki orası çok antika olacak. Gel tezkere, gel tezkere var ya, gel 15 gün, gel var ya, gel 14 gün falan. Lan gez, gel kabir, gel diyesin geliyor değil mi? Böyle bir alem. Ama insanlar zannediyor ki ceset toprağa girdiği gibi ruhumuz da oraya gittiğini zannediyor. Şu anda bana muhatapsınız. Beni dinliyorsunuz değil mi? Bak cesedinizi görüyor musunuz? Yok. Bak kutunun içindesiniz. Bak cesetten çıktınız, bana bakıyorsunuz. Bana bakıyorsunuz, cesedinden haberiniz yok. Kabire koyduğunuz cesetten de böyle haberiniz olmayacak. İnşallah. İnanın. Ölüm gözüktüğü gibi dehşeti değildir diyor usta. Peki niye böyle kabir, kefen falan, mezarlık böyle konmuş? Ya böyle cennetin güzellikleri var ya, senin adın neydi? Sadık. Sadık. Cennetin o güzellikleri var ya, hepten ayan olsa, gözümüz görse var ya cennetin. Ulan kimse kalmaz ki burada ya. Ölmeden önce ölür. Ölmek de elimize geçmiyor. İntihar ederler de oraya gidelim diye. Millet intihar etmesin diye kefen, mezarlık falan konmuş. Cennetin üzerine kapatmış bunları. Cennet öyle gözükse ne olur? Kimse kalmaz ya. Ulan bir kız için intihar ediliyor. Öyle değil mi? Evet. Borcunu ödeyemedim diye intihar ediliyor. Ulan bir kız için intihar ediliyorsa Huri'yi görse ne yapar? 10 defa kendisini keser. Adam şarkı söylüyor. Batsın bu dünya diyor. Jilet vuruyor, batıyor. Hakikaten batırıyor her tarafını. Kesiyor, kestiğini anlamıyor değil mi? Yusuf Aleyhisselam'ı gördüler Yusuf'u. Zeliha diğerleri elması yerken tak tak elini kestiler. Anladılar mı? Anlamadılar. Şimdi sen de Allah'ın rüyetini görsen cennette. Yemek elma yiyorsun. Bıçakta suyu. Allah'ın rüyetini ya. Cennette Huri'yi görsen. Cennetteki kendini görsen ya. Bu kafayla, bu düşünceyle cennette kendini görsen. Duman olursun, duman. Bir kız için intihar edilince kendin için ne yaparsın biliyor musun? Başkası için kendini feda etme kendin içindir. Aslında onun aynasında kendi cemalini fark ettin. Orada gözüken sensin. Onaylanmasa onaylayamazdın. Oradan gelen sinyaldir sen, seni aktif eden. Aslında içeride yatan gönlünü aşıksın. Ama orada gözükmüş. Leyla'yı getirmişler Mecnun'a. Ha nereden demişler kara kız? Hayır. Bu değil. Tamam, tamam işte. Orada gözüken ben demiş. Her peygamber de buna ait bir hadis söylemiş. Mümin mümine aynadır. Herkes kendisini bende seyreder diyor. Mümin mümini seyredince bir tanesi gelmişti de sıkıntısı vardı. Ailesinden şikayet etti. Anlattı. Cevap şöyle yap. Böyle böyle. Hocam dedi, ben ailemden ya şu anlattım. Sen bana diyorsun böyle böyle yap. Anlattığın sensin. Aileni anlattığını zannediyorsun. O sensin. Gözdüğün onu anlatırken sen kendini bana ele verdin.
Hakikaten antika adam diyorlardı senin için dedi ya. O sensin. Orada gözüken gördüklerindir. O sensin. Seni seviyorum diyorsun. Tamam sev. İzin veriyorum sevmene diyor. Ama ben seni sevmiyorum deyince iptal ediyor. Beni sev. Evet. Ben sevebilirsin. Sen bana bir şey diyecek. Yok ben sen sevebilirsin ama ben seni sevmiyorum. Hadi ben de intihar ediyorum. Peki kim şu anda? Onu mu seviyordun? Onda gözüken kendindi. Mevcudat aynı adır. Onu sevseydin, sevgisini talep etmemiş olsaydın eğer, intihar etmeyecektin. Onu sevmiyorsun ki, sen aslında onun seni sevmesini seviyorsun. Onu talep ediyorsun severek. Aferin. Sevgisin. Aslında sevgi, aşka inkılap ederse, aşk kendini ortadan kaldırandır. Evet. Hala sen varsın demek. O zaman kendini seviyorsun. Kaynağı onun sana yapacağı talebe muptelasın. Onu istiyorsun. Bunu duymak istiyorsun. Evet. Peki niye böyle oldu? Hani büyükler demiş ki tarikata gittikten sonra hiç sen hiç aşık oldun mu demiş şef. Yok. Git aşık ol da gel. Yoksa tarikat yapamazsın. Ulan beni atarlardı ha. Bu gelirken anlattım ya. Ulan dedim hiç sevdalık yapamadık ha gençliğimizde. Bak acayip bir şey ya. Bu kafa yok bizde ya. Şimdi kafam olsa demek bir şeyler yapardık herhalde. Ulan bir sevdalık yapamadık. Bir şarkı da ezberleyemedim ha. Yok hakikaten yani eskiden. Yani becerememişiz ya. Ulan hakikaten ha nedir o? Onun zaten tarikata beni almazlardı. Niye? Sen diyor tarikat yapmak için bir aşık ol. O bir yan onu kopartacağız. O yangınını söndürmek için içeriye malzeme su taşıyacaksın. Onun adı tarikat. Biz de enfusi ders yapıyoruz ya. Tanışmak için içerideki benle. Bende bir ben vardır benden. İçeriden içerisi içeru. Ben dediğimin arkasında ben derken kazayı kastediyorum. Ben derken gömlek, ben derken beden, ben derken hayatımı, ben derken lezzet zevklerimi. Lan ben miyim o? Yani bu anlattıklarımızdan yahut ebedi alemde sani ebedi, ebedi sanatkar istediği şekillere sokar. Bu anlattıklarımız gibi de değil diyor. Çünkü niye? O masnuat beka içindir. Şu mevcuda. Ve bu simalar, eller, konuşmalar, şu konuşma, yarın sizin şu oturmanız ezeli ve ebedi bekaya çekirdek oluyor. Farkındayız değil mi? Bak şu ezeli ve ebedi böyle olacaksın. Bugün derse gelmemiş olsaydın, ezeli olarak bu akşam derse gelmemiş gözükecekti. Ezeli inan bana. Ezeli ne anlıyorsan tabii, insan dehşete kapılıyor. Bir de okuyayım. Çünkü o masnuat beka içindir. Şu kaybolanlar beka içindir. Yani bizi yapılandırmak için onu fark edelim. Fark edelim. Nimet olduğunu anlayalım. Ona şükretmek ve ibretle tefekkür etmek içindir. Yani tefekkür etmek, şey yapmak, dima inşaattan gelsin kafanıza. İnşaat. İnşa eder. İbret, tefekkürle İnşa edilir, şükürle kalp ihya edilir. Tefekkürle dima inşaat yapılır, inşa edilir. Şükürle kalp ihya edilir, dirildir. Şükürle dirildir. Onların o zahiri ölümü, mevcudat kış değil mi şimdi? Veya işte bak gitti. Benim burada ilk çekilen videom senin evde miydi? Evet. Kaç tarihiydi? 2003. İlk. Nasıldı değil mi büyükler siyah? Siyah tabii. Saçlarım da birazcık siyah vardı. Evet vardı. Ve dirami. Ben de çok gençmişim. Tam bu değil mi? Öyle miydin ya sen de? Çok gençmişim. Şu şeyden, Çanakkale'den talebelerden birisi görmüştü. Abi diyor sen ne kadar ihtiyarlamışsın ya. Senin diyor gençlik videonu gördük geçen diyor derste diyor. İlk evet. Vesvese dersini yapmışız. Evet, bakınca böyle vay be. Ya iyi geçmiş o derse bile ah.
Ulan kötü geçmiş ona daha kalk. Acemi mi gidiyorum? Bütün geçmiş var kalk diyorum. Lan iyi geçmiş yine kalk. Onların o zahiri ölümü, o geçmişin kaybolması fenaları vazifelerinden teristir, idam değildir. Vazifeden teris. Şu anda oturuyoruz ders dinliyoruz. Yarım saat sonra buradan kalkacağız veya bir saat sonra. Ne bitti. Bu sahne almak bitti. Sahne aldık. Film çeviriyoruz. Sahne bitti. İnsana bir gireyim bak. İnsanın içini. Cüzi bir emirden meyus olması. İnsan ufak bir şeyden, olumsuzluktan ümitleri gidiyor. Yeis, meyus olması. Ümitsiz değil mi? İki, bak bir dakika söyleyeyim. Cüzi bir emirden meyus olması insan. İçini seyredelim bak. İçine bakalım. İçeriye. Cüzi bir emir. Ne olabilir emir? Bir istek. Yerine gelmemesi. Olmadı. Yetişemedin. Hemen meyus olması. Delikanlı senin adın neydi? Miroğlu. Miroğlu. Evet. Oo maşallah ne biçim ismi var. Ne demek o Miroğlu? Reis demek. Reis demek. Oo. Deniz reislerinden mi kaptan? Nasıl bilmiyorsun ya? Miroğlu. Böyle bir isim duymadım ha. Güzel. Nerelisin sen? Erzurum. Güzel. Cüzi bir yani emir var ya emir. Bir istek. Olmayınca meyus oluyoruz. Ümitsiz. İki. İçimizi seyrediyoruz ha. İçimizde neler var? Neler çalışıyor? Bir makine böyle çalışıyor. Bir tanesi 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 böyle çalışıyor. Acayip. Bir tarafımız bu. Bir şey istiyoruz. Olmuyor. Sanki her şey o. Bir. İki. Vehmi bir emelden ümidi kesilmesi. Daha hayal ediyoruz. Hayal bile değil. Vehim. Yoku var etmek. Vehim. Yoku var etmek. Olmayınca ney olmadı? Zaten yoktu ki. Olmayanın olmamasıyla. Olmayanın olmamasıyla. Olmama ihtimaliyle. İhtimaliyle. Ne olur? Emelden ümiti kesiliyor. Böyle bir emeli vardı. Ümitleri kesiliyor. İnsan. İçinizi seyrediyor musunuz böyle ha? İçeride böyle bir ses çalışıyor. Dur kardeş içeri girmeyeceksin. O da girmek istiyor. Üç. Bak içeriye daha gidiyor biliyor musunuz? Daha derine. Emniyetsiz bir işten inkısara hayale uğraması sebebiyle. Emniyetli bir işten. Emniyetli şimdi. Diğerleri şeydi. İhtimaldi. İhtimalin ihtimali. Ama şimdi öyle değil. Emniyetsiz bir işten. Emniyetli. Emniyetsiz. Emniyetsiz. He. Aferin. Allah razı olsun. Emniyetsiz bir işten. Emniyeti değil ha. O da doğru. Emniyetsiz. Ne olabilir? Mesela yani araba alacaktık ucuz denk geldi de bizim değildi. Yani kaçırdık veya bir saatliğine para denk getirene kadar veya adama telefon edene kadar arsa gitti artık para gitti. Lan ne gitti? Daha vehmi yani. Senin elindeydi de gitti değil ha. Olmayan senin, olabilir ihtimalinin ortadan kalkması. Olmayanın olabilir ihtimaliyle ortadan kalkması. Bir daha. Olmayanın olabilir ihtimaliyle, olmayan, elinde olmayan bir nimetin, olabilir ihtimalinin ortadan kalkması. İki katlı bilmece. Yani ikisi de senin değil. Olmayanın, yani olmayan kara kedinin karanlık odada aramak gibi. Bulunamaması. Evet. Olmayan kara kedinin karanlık odada bulunamaması. Vay be kedi vardı. Olmayan kara kedinin karanlık odada bulunamamasından. Hayda. Demek. Hani olabilir ihtimalininden olmamasından olmuş gibi elem almak gibi insan ne yapıyor bu dört tane şey? Bir, bir cüzi bir emirden meyus olması. İki, vehmi bir emelden ümidi kesilmesi. Üç, emniyetsiz bir işten inkısalı hayale uğraması sebebiyle. Üç, ona ne oluyor biliyor musun?
tatlı hayaller ona acılaşıyor. Hayal kuruyordu ya, artık olumsuz hayaller kuruyor. Keseceğim onu, kıracağım kafasını. Gelirse var ya, ağzının payını vereceğim. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Tamam. Tatlı hayalleri acı hayallere dönüşüyor. Bu kadar ya. Olma ihtimalinin ortadan kalkması. Şirin vaziyetler ona tazip ediyor. Şirin vaziyetler var ya. Yani güzel şeyler var. Gülüyor ya amcadan mesela ayva dalda sağlanıyor. Çocuk oradan gidiyor. Bak pak 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 paldır gibi panter gibi. Pembe panter gibi yürüyor değil mi? Maskaralık yapıyor hani gülmen lazım. La alsanıza şu çocuğu ya. Alın şunu ya. Çekin. Çekin odadan. Neye benziyor? Şirin vaziyetler onu tazip ediyor. Azap veriyor bu. Çocuğun yürümesi azap veriyor. Mesela yukarıda üst katta çocuk araba sürüyor. Biliyorum ki çocuk ya 3,5 yaşında. Bana keyif veriyor. Lan bu don kırılsın. Ya, ne biçim insanlar ya. Bunlar medeniyet görmemiş. Şu çocuğu arabaya girin. Ne yapacak? Medeniyeti sen görmedin. Çocuktan anlamazsın. Hapis nedir bilmezsin. Çocukluğunu unuttun. Vahşi adam. Vahşi. Çocuk ne yapacaktı ya? Oturacaktı. Beyefendi buyurun. Öyle mi? Şirin. Yani çocuğun var olması şenlenmiş ya. Şirin vaziyetler onu tazip ediyor. Dünya ona dar geliyor. Dünya ona ah ulan ah batsın bu dünya. Her şey oymuş sanki. Niye batsın? Her şey oydu. O yok. Hiç her şey yok. Dünya ona dar geliyor. Zindan oluyor. İçmişim diyor meyhanede. Tamam içmiş adam. Kafa içmiş. Nereye gidiyorsun? Çantacı çok güzel söyledi. O Sultan Beyli'yle beraber ders yaptık da odada dedi. Hasancığım buyur abi dedim. Adamlar kafa bulmak için gidiyorlar. Abi dedim bulmuyorlar mı? Ne bulmazsa sancığım kafayı kaybediyorlar. Evin yolunu bile bulmuyor dedi. Ne kafayı dedi. Evini bile kaybediyor. Kafa bulmak için gidiyor kafayı kaybediyor. Şimdi ne yapıyor bak. Zindan oluyor. Dünya ona zindan. Batsın bu dünya. Dünya sipsiyah. Şarkı türkülere bak bakalım. Hep karamsar bir portre çiziyor size. Hayalinizi bak ne canlandırıyor. Ulan derdin yok. Bak şu anda iyisin değil mi? Bir dinle onu. Hemen demeye başlarsın. Ah ulan ah. Hakikaten be. Derdin yoktu. Dert başladı. Hangi müziği dinlerseniz dinleyin. Mahvettin beni. Köfte ettin. Viran ettin. Pişirdin. Ulan derdin yoktu. Ne güzel havan iyiydi. Ulan bir açtın radyoyu. Bir başladı sana narkoz vermeye. Narkoz. Ah ulan ah. Hakikaten be kardeşim. Ne olur lan? Derdim yoktu, dertlerim başladı şimdi. Uyduruk, suni dert. Narkoz veriyorlar size, bize. Dünya ona dar geliyor, dünya ona zindan oluyor. Halbuki senin şahametin ne? Yani ne demek şahametin ne? Anlayışsızlığınla, karamsarlığınla, siyah gözlüğünle, siyah. Siyah gözlüğünle her tarafı siyah görüyorsun. Siyah, baksana be kardeşim perdeler türler. Güneş bir sipsiyah. Lan baksana şöyle. Vay be senin şahmetinle. Karamsar dünyanla. Senin şahmetinle kalbinin en derin köşelerinde ruhunun ta esasında dalalet darbesini yiyen ve o dalalet cihetiyle bütün emelleri inkıtaya uğrayan yani anlayışsız karamsar kafanla dünyayı karamsar görüyorsun. Ne bir kafayı kaldır ya. Ne olmuş kardeşim? Suratlar asık. Gülmeyi unutmuşuz lan. Ne olmuş bize ya? Ne olmuş ya? Bir yerde bir sakatlık var bu işte. Eskiler anlatıyorlar değil mi babaanneniz? Yani sırtında neler getiriyormuş ormandan. O fakirliklerini çalı çırpına sırtında taşıdıklarını. Hatta yani duymuyor musunuz büyüklerden? Onlardan alım gücümüz daha iyi. Arabamız var. Traktörümüz var. Evde ekmek var mı diye hiç düşünmezdi. Kadın gelecek diye ekmek pişirecek, karılık yapacak, analık yapacak, bilmem ne yapacak. Ya bir sürü şeyle hepimiz köylü çocuğuz yani. Şu andaki ekonomik durumumuz eskiye hiç kıyas edilmez değil mi? Ne sıcak suyu ya şimdi bak çeşmemize sıcak su akıyor. Peki eskide yine huzur vardı, saygı var. Niçin huzur yok şimdi? Her şeyimiz var, huzurumuz gitti. Bir yerde bir sorun var kardeş. Niye yok? Evlerimiz
Eskide 100 metreydi. 4 tane göç, 4 tane kardeş çoluk çocuğuyla babaannem de dedem de orada yaşıyordu. 4 tane de 3 tane amcam bir de babam. Hanımlarıyla, çocuklarıyla. 100 metre bile yoktu ya, tahtalı bir ev, kerpiş bir ev. Ama çocukluk hatırlam, size yalan mı söyleyeceğim? Bir kavgayı hatırıma gelmiyor. Bağırıp çağırmaları yok. Tamam. Şimdi 140 metrekare. Sizin senin ne kadar mesela? Senin? 100 metre. 150 metre. 150 ile 150 arası. En az 120'dir. Değil mi? Veya 100. Ya 100 veya 140, 120 metrekareye karı kocayız kavga ediyoruz. O zaman yer dardı, yerler dardı, gönüller genişti. Şimdi yerler geniş, gönüller dar. Neye? Niye bir sorun var? Çünkü bizi birbirimizden ayıran eve birileri girmiş. Birileri girmiş, oturanı görmüyorum. Kim biliyor musunuz? Bir tanesi geldi, hikaye demiyor ha. Abi bir şey diyeyim ya. Abi kızıyordum sana dedi ya. Abi ver elini bir öpeyim. Hayırdır ne oldu? Ulan şu televizyonu dedi, tamire koyduk. Vay be, bizim kız iyi insanmış dedi ya. Hakikaten sohbet edilir, oturup kalkmasını bilen. Akıllı birisiydi dedi ya. Ya hanımla dedi sohbet etmeye başladık. Patatesi pişirdik, sofra ortaya koyduk. Mısır patlattık. Bir hafta tamirde ya. Herkes birbirini görmeye başladı. O ne haber lan kızım? Yanına ama falan. Aa sohbet etmeye başlamış. Aa bizim kız iyi insanmış dedi ya. Bayağı dedi oturup kalkmasını biliyorum. Falan ben de hayret ederim. Meğer içeri girdiği zaman çekit açıyor. Sus. Ya çocuğu sustursanıza ya. Ya çocuğu bile kucağa almadık ya. Öyle bir şey olmuş bize ya. Birbirimize koparmış bir şey. Fark etmemişiz. Bunu diyenler de yok. Bunu diyecekler de kalkmamış ya. Abi birisi dedi ki ya şunu bir verir misin? Zekat bir miktar. Ben de çok yakın akrabam olduğu için veremedim. Sen ver dedi. Ben de gittim abi. Bak bunu ibret için anlattım. Zekat vereceksin. Zekat bu verecek kişinin çok yakın akrabası olduğu için o verememiş belki. Verememiş. Bir şey yapar diye. Gururuna dokunur. Etkilenir gibisinden. Bana dedi, verir misin? Akrabama zekat verir misin? Ha, benim de akrabam ama benim çok yakın değil yani. Ben veririm dedim. Götürdüm. Zekatı vereceğim. Para cebimde. Mutfağa aldı bizi. Dedi çay yapayım dedi. Baktım mutfakta o duvara asılan televizyonlardan abi. Yani bayağı çok küçük değil. Bayağı büyük yani. Mutfakta. Mutfakta. Çok en büyük. Salonda da değil yani. Çok en büyüğü de değil yani. Yani ama küçük de değil yani. Bizim senin bilgisayar ekranından bayağı büyük yani öyle bir televizyon. Mutfakta ne yapacak? Mutfakta abi. Açık. Sabah. Dedikodu programı açık. Ondan sonra neyse çay yaptı. Fakat odanın kapısı, salonun kapısı açık. Orada da komple ünite oluyormuş abi o şey gibi. Bilenler bilir. Böyle bir vitrin gibi. O ona takılı falan filan televizyon ünitesi diyor. İşte dolaplar, çekmeceler, gözler var falan filan. Ondan sonra 6,5 milyar mı dedi, 6800 liraya mı aldık bunu dedi. Sordum bu kaç para diye, özellikle sordum. Belki dedim ben de alırım, bu kaç para dedim, sordum. Ya özellikle fiyatını vermek için 6800 lira dedi. Abi namaz vakti girmişti, çay içtik dedim, ben bir namaz kılayım dedim. Dedi ki, orada dedi, çocuklar oynuyor, sen şu tarafta kıl dedi. Öbür tarafa gittim, Allah senin anlasın, bir televizyonda öbür tarafta varasın abi. Ve şeyden şikayetleniyor, yokluktan şikayetleniyor. Ben de zarf içinde bana verilen emaneti verdim, bıraktım çıktım. Verdin mi? Verdim abi. O öyle verdi. Bunu bana verdi. Yani ben param olsa vermezdim. Ha onun parası. Onun parası. Ha sen mi? Ha. Ben Almanya'dan gelmişlerdi. Bizim galerici arkadaşlar. Abi bize yardımcı ol da zekat verelim. Sultan Bey'imle. Gittik. Eve tek tek giriyorum. Giriyorum bakıyorum nasılsınız iyi misiniz? Ziyaret ettik öyle. Ya şöyle de anladılar tabii. Dedim kardeş sizin zekata ihtiyacınız yok. Vallahi. Öyle evleri hep evleri terk ettim. Bir girdim, 300 bir eve de girdim. Baktım ki, yalan mı söyleyeceğim bu kürsüde? Çok da demiş, makarnayı ekmekle yiyorlar çocuklar. Makarnayı. Beni de alır mısınız dedim. Bir annesi var. Kocası ölmüş, inşaattan düşmüş. Ondan sonra merdiven temizliğine gidiyor. Ondan sonra ben de bunların içine Yavuz gibi, hafızların içinde köpeklik yapıp resim çekilsin ya melekler. Ben de o çocukların yanında, yavrum ben de çok acım, amcanız aç.
Yani bana da yer vermiş. Tabii dedi bir tane. Ama baktım ki paylaşıyorlar çocuklar benden. Aldım bir lokma ki Allah şey yapsın. Kalktım o kadına 300 lira verdik. Bundan 2 sene önce. 2013 veya 12. Ne yaptı biliyor musun kadın? Dedi ki abiler dedi. Bu zekatı veren zaten. Şu Anadolu'nun insana bak. Kurban olurum ben bu ayağına, bu kadının ayağına kurban olurum. Abiler dedi, hakikaten dedi, benim ihtiyacım var dedi. 3 aydan beri kira ödeyememiş. Ev sahibi yukarıda. Elektriğim de kesik. Sular da komşudan alıyor. Bana 300 verdiniz ama dedi. Bak daha isteyecek zannettim değil mi? İnanın dedi, benim çok ihtiyacım var ama ne yapayım dedi. 200'ünü ben alayım. Şu 100'ünü geri alın siz. Geri alın. Şu karşıda komşu var ya şu. İnan benden daha mı? Hiç unutmuyor. Allah biliyor. Ne? Ona. Ama baktım o Almancı başladı arkada ağlamaya. Dedi ki, dedim ev sahibi kim? Sen burada bekle. Dur. O para dursun kadın. Çıktım yukarı. Adama selam Bingöl'lü adam. Ev sahibi hiç unutmuyorum. Evde benim. Dedim aşağıda borcu var mı? Siz kimsiniz? Dedi ki onun borcunu soruyorsunuz. Var falan demedi ha? Şerefli insana bak. Dedim ya böyle böyle bir arkadaş var dedim. Yardım etmek istiyor dedim. Ha dedi. İyi o zaman dedi. 3 aylık borcu var. Dedi ki aha sen 3 ay. Tamam. Aha sana da 6 ay. Gelecek 6 ayında veriyorum. Ya dedi belki çıkar. Yok çıkarsa verirsin parayı. Sen Müslüman adamsın. Tamam. Aha sana 6 ay. İndi aşağıya. Hiç unutmuyorum o zengin. 500 bin lirasını verdi. Bu senin paran. Ne kadar elektrik borcu var? Şu kadar. Ne kadar su borcu var? Onu da verdi. Kadın elinde para. Oradaki çocuk ne yapsa inanmaz. Kız çocuğu fırladı. Annenin eteğini. Ben karşısındayım. Anne bana bakıyor. Anne. Anne. Siz çocuğunuzu düşünün şimdi. Anne. Anne peynir alacaksın değil mi? Bak anne paramız var. Peynir alacaksın değil mi anne? La çikolata mı alacaksın? Bebek mi alacaksın? İnan. İtimat edin. Size yalan söylemiyorum. Şahsiyetim müsaade etmez yalana. Anne peynir alacağım anne. Anne tamam bak paramız var. Tamam kızım, tamam kızım. Anne, anne peynir tam. Orada bittik zaten biz. Benim Müslümanım böyle ya. Böyle hiç isyan etmiyor, harama girmiyor. Çalıp çırpmıyor. Ve makarnayı ekmekle yiyor. Ama onlar da cennet umuyor. Ben de umuyorum. Ama gayet huzurlular ya. Çocuklar eğleniyorlardı. Ondan sonra verdikten sonra çok duygulandık. Dedim ki kardeşe ismini vermeyeyim. Almanca, gel dedim otur makarnayla ekmek yiyelim. Abi nasıl inecek dedi ya. Abi dedi bunların rızkı ne? Rızkı dedim şimdi ona dedim şey yapalım. Bundan hariç bir şey gönderelim böyle. Yavrum biz dedi makarnayı biraz yiyelim ama biz de sana bir şey yapacağız. Bir şey göndersin diye tamam abi. Ama bunlar da inşa ediliyor. İçi, o çocuklar nasıl büyüyor işte. Yok onun çocukları böyle. Ama varlığa kavuşuyorlar içeride. Sen böyle midesi dolmamıştır diyorsun ama belki de o televizyon orada olsaydı o peynirin yanına koyacaktın, baklava koyacaktın, o girecekti ama televizyonla daha rezillikler girecekti. Acayip. Elhamdülillah. Allah ne yapıyorsa doğru yapıyor. Hiç zerre kadar tereddüt etme. Allah ne yapmışsa tam haktır ve adalettir. Madem böyle bir ilmi muhiti ezeli var, kim nereye layık ve mustahak ise öyle muamele ediyor ve edecek. Bir zahirine bakıp beyhude çırpınmaya gerek. Evet. Onlar belki maddeten belki peynir eksik ama benim de bir sürü tefekkürüm, haramlarım var. Televizyonun karşısındayım. Ömrümü bitirmişim. Bir oturuyorum akşam namazında, bir de 11-12'de bilgisayardan kalkıyorum. Bir bakıyorum saata, 5 saat geçmiş, 5 tane namazı kılmamış. Ve yatağa giriyorum. O da peynir vücuduna girmemiş ama bizim vücudumuza neler girmiş. İşte biz daha zavallıyız da anlamıyoruz.
ve o dalalet cihetiyle bütün emelleri ıkıntıya baştan alayım düz okuyayım. Cüz'i bir emirden meyus olması, vehmi bir emelden ümidi kesilmesi ve emniyetsiz bir işten inkısara hayale uğraması sebebiyle tatlı hayaller ona acılaşıyor, şirin vaziyetler onu tazip ediyor, dünya ona dar geliyor, zindan oluyor. Halbuki senin şahmetinle, yani senin öğrettiğin bilgilerle, olumsuzluklarla, negatifliklerle, yani elindeki nimeti fark etmemiş, ihtimali şeylere müşteri olmuş. Arabam yok diyor, üzülüyor, ayağının farkında değil. Peynirim yok diyor, midesinin farkında değil. Adam bir şey yemiyor. Her şey var. Kanun ilahi işte. Şirin vaziyetler onu tazip ediyor. Dünya ona dar geliyor. Yani bunu niye anlattım? Şahamet bu. Yani insana giydirilen mana, insana verilen gözlük, insana verilen olumsuzluk, isyanlar şahamettir. Onunla bakıyor. Hayatı onunla değerlendiriyor. Gözlük, çünkü benim gözlük siyah ise camı, siyah göreceğim. Abi vallahi her taraf sipsiyah ya. La kardeşim indir abi lan. Aa! Tövbe estağfurullah lan, yemin ettim ya, her taraf bir beyazmış ya. Siyah gözlükle bakarsan her taraf siyah olur. Ya adınız gibi bilin. Batsın bu dünya dediğiniz anda bilsin ki batsın bir gözlük verilmiş size. Birisi takmış size. Al bunu diyor. Al bunu. Al 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 al. Çok iyidir, çok iyidir, çok güzeldir. Tak bunu. Halbuki senin şahametinle, şahametini anlatmak istedim. Kalbinin en derin köşelerinde ve ruhunun ta esasında dalalet darbesini yiyen ve o dalalet cihetiyle bütün emelleri inkıtaya uğrayan ve bütün elemleri ondan neşet eden bir biçare insana hangi saadeti temin ediyorsun? Böyle bir insan modelini düşün. Hangi saadetini? Şöyle, acaba zail, yalancı bir cennette cismi bulunan, kalbi, ruhu cehennemde azap çeken bir insana mesut denilebilir mi? Bir daha, acaba zail, geçici, yalancı bir cennette cismi bulunan, ha ha ha, hu hu, sağında solunda kızlar, efendim lüküs arabada, cebinde para, sağlık falan, böyle bir şey düşünün. Yalancı, zahil bir cennette cismi bulunan gençler, 18 yaşındasın da tasvir ediyorum. Cismi bulunan ama kalbi, ruhu cehennemde azap çeken bir insana mes'ud denilebilir mi? İşte sen bir çare beşeri böyle baştan çıkarttın, yalancı bir cennet içinde cehennemi bir azap çektiriyorsun. Yalancı bir cennet içinde cehennemi azap çektiriyorsun. Allah bizi onların şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Cenab-ı Hak bizi, evlad-ı yalimizi, yakınlarımızı, bizi dua edenleri, bizim dua ettiklerimizi, bizim sevdiklerimizi, bilmeyip de bizi sevenleri de muhafaza eylesin. Amin. Cenab-ı Hak Hafiz-i Zülcelal'dır. Onları deccalların, şeddatların, nemrutların, firavunların şerlerinden ve sistemlerinden uzak eylesin. Amin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Cenab-ı Hak aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah, ömrümüze bereketullah nasip eylesin. Risale-i Nur'un hizmetinde ihlasla, sadakatla, takva ile, hizmetle, iştinab-ı keba ile devam etmeyi sırr-ı ihlas ve sırr-ı tesanüde mazar eylesin. Ve ahirde vahumen elhamdülillah rabbil alemin. الفاتحة مع السلامات